yaşındasın Hürrem? 77. 77 yaşındayım. Daha Marmaralısın. Daha Marmaralıyım. Burada doğdun, burada büyüdün. Burada büyüdüm, burada doğdum işte. Nasıl geçti çocukluğum burada? Öküzlerle, keçilerle, çift sürmeyle, geçi gütmeyle geçirdim kızım. Kız kendi mi geçi güttün hep? Anne babanın evinde. Kız kendi geldi, hep geçi güttüm. Bir de çift sürerdim, öküz güderdim. Hepsi vardı. Ondan geri evlendikçe geri bir de Denizli Ovası'na çapıya gittik. Pamuk atlı. 1, 2, 3. Başlayalım Hürrem'le. Kaç yaşındasın Hürrem'le? 77 dedim. 77. Doğma büyüme daha Marmaralısın. İşte burada doğdum, burada büyüdüm, burada öleceğim. İşimiz geçiyle, öküzlerle, mallarla, gütmeyle, çift sürmeyle bunlarla geçirdik yavrum. Çocuk bakmıyla. Daha geçirdiğimizden de başka. Denizli ovalarında pamuk atladık, pamuk çapaladık. Sonra tütün diktik. İşte ekin ektik, bağla, bahçeyle öyle hayatımız geçti. Hürrem'le, Dağ Marmara'nın yerleşim şeysi gerçekten güzel ama tabii insanına göre zor bir kızım, çevre değil mi? Nasıl? Kızım, bura bak eski zamanda belediyeliymiş bura. Eski zamanda belediyeliymiş. Hindi beğenmeyen, parası bol olana beğenmeyen düzlere gidiyor. Hurlara ev, bu temiz yerinde ev yapalım, onu edelim, bunu edelim yok. Beğenmeyen düze gidiyor. Para çok herflerde. 78'e milyon veriyor. Buralara 30-40 milyona bir ev yaparlar. Oraya 78'e milyona yapıyorlar bir ev kızım. Neyle? Mesela çocukluğunda da anne baba neyle? Hep hayvancılıkla mı? Hep hayvancılığı geçirdik kızım. İleşberlik. Ekin ekerdik. Arpa buydu. Geçi sağadan acım. Yoğurt üyürdü. Yoğurt satadı. İşte onlarla inekler vardı. Onlar sağadı. Onlar yoğurdunu satadı. Sütünü, yoğurdunu. İşte bunlarla geçirdik ömrümüzü. Öyle daha. Kaç yaşında evlendin Hürrem'le? Kaç yaşındaydın evlendiğinde? 18 yaşında. Yine iyi, bayağı büyükmüşsün yani. 14-15 diyenleri duyduk biz. Sen iyi evlenmişsin yani. Düğünün nasıl oldu? Daha Marmara'da düğünüm bile olmadı. Babam bir ihtiyar adamı verecekti beni. Kabala köyüne. Başka bir oğlanı başka birine kaçtım. Kimle kaçtın? Ondan ayrıldım, öldü garo. O da öldü. Ona kaçtım da babam ile kocadan ölecek, ben de ona kaçtım mıydı. Ondan ayrıldım, buna geldim. Bu da Allah emir oldu. Ne oldu, geçim olmadı mı? İstemedim. Gurbata gitmeyeceğim diye gittiydim. Olmadı. İkinci evliliği, iki kere evlendim yani. Kaç tane çocuğum var peki? İki oğlan, iki kız dedim ya. İki oğlan, iki kız. Allah'a emanet, biri kaynağım burada, bu balığım ölünce kadar develer kocaya gitti. Benim bir eltim vardı biliyor musun? Eltim çok cadıydı. Kaynağım dövmedi. Amcamız da dedi, gelin seni dedi, bir yere satacağım ben dedi. Ayıp olmam amca dedi, enişte dedi, abi dedi. Ayıp değil dedi. Develerini kocaya verdi. O da oraya gitti, duramadı. Ben burada yavrucuklarım duramayacağım orada. Ben illa bunu alıp gideceğim. O develer de kız, Ortaköy'de kızı. İlle ben bunu götüreceğim. 6 yaşında onu oraya evlatlığa verdik. Kızını? Kızın. Bir de küçük kız kucağımdaydı o zaman. Büyünüş edip be, ondaki yeri. Büyüsü, odoncağızı besledi, büyüttü. Hacı Emre vardı geldi, ihtiyar adam. Gelin etti. İki tane kızı var onunla şimdi. Ne güzel. Pekala, ilk evliliğinde geçinememişsin. İkinci evliliğin ne kadar sürdü? Onunla nasıldı geçimin, iyi miydi? Onunla iyiydi, çok iyiydi. İyiydi onunla. Burada mı durdunuz? Burada öldü. Burada. Buraya geldim, burada öldü. Onunla nasıldı? Nasıl geçiriyordunuz? Neler yaptınız? Çok iyiydik. Onunla da aynı. Onunla da iş ettik. İleşberlik yaptık, oğuya deviye gittik, pamuğa, çapıya dediğin gibi onlarla günümüzü geçirdik. O da çok iyiydi. Pekala, şimdi mesela eskiden gerçekten çok zor şartlar varmış Hürrem'le. Su yokmuş, şimdi makineler var, öyle değil mi? Hindi ekmek yok, ekmek geliyor.
Ondan ki yani eski yemek yok, çamaşır makinesi var. Bulaşık dahi makarna yiyor. O günlerde ne vardı? Sabahla bu saat 11'de şey 3'te 4'te kalkardı kızım. Arkamızda çocuğu sarındım. Tütün kırmaya giderdik. Tütünü kırardık, doldurduk keletere. Gelirdik o tütünü burada dizerdik, sağardık, asardık. Hamuru yoğurdum. Hamuru yoğurdum, ekmeğe derdim. O ekmeği indirdim, bir de çamaşır yıkadım. Yerine teneke vurardım da. Öyleydik. İş bitmezdi dedi. İşlerin işin biter. İşlerin işi biter. Çoluğuyla çocuğuyla uğraşıyoruz. Ondan sonra onlara öyle işleniyorduk iyi kötü. Elimizden geldik kadar. Yoksulluğu devre, çok yoksulluk. Fakirdik. Adam büyük odun diyor yana büyük odun satar geldi onunla idare olduk. Oğuya deve gitmediğimiz zaman kışın. Bunun en büyük geçim kaynaklarından biri de genelde biz her kapıda duyuyoruz. Kekik değil mi Hörala? Kekik çok yapılıyor. Hindi kekik. Evvel bağ vardı, ekim vardı. Hindi kekik gari. Hindi kekik maşallah çok ricat oldu. Herkes kekiyle. Evveli bağ vardı. Ondaki yeri ekin ekerdi, arpa buydu ekerdi. İneği öküzü vardı. Beygir eşek. İki tane eşek vardı bizim. Bir tane beygir vardı. Beygirle bağ bahçe sürerdik. Şimdi motor var yani. Hindi gari hindi motor var gari. Hindi beygir eşek hiç. Köyün hep bizim mal vardı. Hindi bilmiyorum bir cez adamda bir kadında eşek var. Bir kadında adamda da beygir var. Kalan olmadı. Kalan gitti bitti. Öküz müküz bir şey yok. Peki Hörala, sen yine de Dağ Marmara'da bir düğün yapıldığında neler yapılır, adet nedir? Senin olmamış ama yani adet aşurarlar, yedirler, içerler, bir çalgı kurarlar, oynaşırlar, kalkırlar. Bir gece ayrı, gece kanasını ayrı ederler, gündüz ayrı oynaşırlar. Sever mi Dağ Marmara'lar oynamayı? İnşallah. Burada bir düğün olacak, ne var gelsen de bir baksan öyle olur. Gelin soralım. Benim kardeşimin çocuğu, dedim büyük kardeşim, benim küçüğüm bir oğlan kardeşim vardı. O öldü de, o kızı o tarafa gelmeyecek. Mehmet diye adı. Hani onunla gelmeyecek. Nasip olsa da düğününde bir gelsen de buranın bir işisini öğrensen ya. O zaman sen bir türkü de biliyorsundur kesin. Söylüyor mu türkü? Türkü bile söylemem ben canım. Eskilerden var mı böyle bildiğin maniler? Eskiler çok güzel maniler söylüyorlar. Fethi'nin anacığı yaşa gelinceğimiz her şeyler söylerdi. Hakkına bile üyedi. Vurdular düğün aşını, çattılar kazandaşını, derdiler karıp başını. Hey neydi ney diye bile hakkına bile üyedi. Dayı dayı üyedi. Şimdi gari, nimen nerelerde gari? Denizli'de mi? Geldi mi çala? Denizli'de. Denizli'de kızın yanında değil mi? Orada. Evet, inşallah. Yok çala gelse varacağım ben ona. Dün sordum, yok burada dediler. Dün çala gittim Mayış'ıma. Yani Dağ Marmara'nın düğünleri çok güzel oluyor diyor. He, çok güzel oldu, çok güzeldi. Şimdi bu Gabela tarafı, orada bizim kabirlik var. Kabirliğin ötesinde bir düzlük var, görmüşsündür. O düzenge geldi Gabela'la, eskiyi orada çıkardı. Orada çıkarlardı güzel güzel, kinirlerdi, enterleri buraya öyle gelirlerdi. Öyle güzel oldu. Ama şimdi beğenmediler, çıktılar gittiler buradan gari herkes. Evet, nüfus çok azalmış değil mi Höre Hala burada? Azaldı. Benim gelinin babası orada bir çıktı, düze çıktı. Orada bir 9 kişi bina yaptı. Şimdi bir de öte yanına gidiyorlar gari. Muhtardan oldu, muhtar çıkardı. Muhtar sokakları, ni sokaklar temizledi, ni yolları, ni yokatları. Öyle bakın, çekin de ondan ki burada duralım demedi. Ama genç nüfus yok Höre Hala. Neden abla? Yani genç nüfus yok yani. Kimse kalmamış Höre Hala ondan. Gidiyorlar. Hiç şu bu köyde yine bir 18 yaşında bir kız yok. Bu köy var yine diye. Yabana var ya kızlar hep yabana. Hep yabana gidiyorlar. Peki Höre Hala çoluğun çocuğun seni ziyarete geliyor değil mi buraya? Gelmezler mi işte diye nasıl arıyorlar. Evet. Kendi işini görebiliyorsun ama çok şükür değil mi? Çok şükür. Kendin pişiriyorsun, yiyen, içiyen, güyen, ardıyan öyle işte. En güzeli bu. En iyisi o. Allah razı olsun. Şu kardeşim sığıyordu burayı. Benim bu kolum az tutuyor kakıyor da. Ondan bir kolumla işlenemeyen. O kardeşim sığıyordu buraya öyle. Silkiyordu, sığıyordu. Her işimi görüyorum, Allah, yapıyorum diyorum. Allah sağlık versin. Allah razı olsun. Bir dedi bin kere. Gören işimi göremediğimi gördürüyorsun. Veriyorsun parasını. Ekmeğimi, orada karşıda gelin vardır, onu razı ediveri.
ekmeğim yok dedim, ana gel edelim. Hazırlıyorlar, hemen ederiz. Ne güzel, Allah sana sağlık versin inşallah. Amin. Daha uzun ömürler versin. Amin sağlıklı kızım, amin yavrum, amin. Çok sağ ol Hürala, ağzına sağlık, teşekkür ederiz. Amin anacığım, amin.